Dünyada birbiriyle en sık görüşen liderler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Başkanı Putin. Bir kez daha görüştüler dün. Dün e, olan bir toplantı vardı aslında Rusya Türkiye arasında e, yıllık işbirliği toplantısı, üst düzey işbirliği toplantısı ve tabii ki liderler arası zirve vardı. İş adamlarıyla toplantı vardı. Böyle bir dizi e, etkinlik vardı Moskova'da. Şimdi e, çiçeği burnunda Rusya uzmanları, yorumcular, gazeteciler her seferinde düşünüyorlar. Putin, Erdoğan çok sık buluşuyor. Biz bunu hangi yorumla verelim? Biz bunu hangi analizle, hangi manşetle verelim diye ve ortaya garip Tablolar çıkıyor gerçekten olayı bilmeyenler olayı derinliğini kavramayanlar çok yüzeysel bir takım adımlar atıyorlar. Mesela Türkiye ile Rusya arasındaki ikili işbirliği ticari işbirliği rakamı yakında 100 milyar dolar olacak diyorlar. Hiçbir şey yok ortada. 100 milyar dolara bir yaklaşma yok. Bu olayın 10-12 yıllık bir geçmişi de bilmiyor en azından bu arkadaşlar. Ve 2008'de 38 milyar dolarlık yıllık işbirliği hacmi vardı. Türk-Rus ilişkilerinde ticaret hacmi. Ondan sonra düştü, düştü, düştü. Uçak olayından sonra iyice düştü. 16-17 milyara kadar düştü ve şu anda 26 milyardan az, 25-25,5 civarında ve bu 100 milyar zamanında birinin ortaya attığı ve tekrar tekrar edilen, gündeme getirilen altı doldurulmayan bir söylem. İsterseniz böyle vermeye devam edin. Ya da ne bileyim Akkuyu santrali deyin, Akkuyu yapılmaya devam ediyor, başarıyla ilerliyor ve 2023'te o hedeflenen yılda bitecek deyin. Ama Akkuyu da Kaplumbağa hızıyla yıllardan beri gelişmelerin olduğuna girmeyin, sorunlardan bahsetmeyin. Rus tarafının uzun zamandan beri finansman sorununa dikkat çektiğine hiç girmeyin. Şu an bile Rus tarafının %49'u bir şekilde satacak birilerini bulmak için yoğun arayışta olduğunu en azından son zamanlarda Türk partnerimize acaba %10'luk bir bölümünü satar mıyız deyip biraz da durumdan şikayetçi olduğunu, zorlandığını bu tür şeylere hiç girmeyin. Sadece işin parlak taraflarını gündeme getirin ya da ne bileyim Türk akımı ilerliyor deyin. Orada da fazla derine girmeyin. Türk akımındaki anlaşmaların netleşmemesini, orada fiyatlarla ilgili sorunun ciddi sıkıntılar yaratabilecek potansiyel taşıdığına hiç girmeyin. İlerliyor deyin. Pembe tablolar devam etsin. Daha da pembe tablo. tablo. Turizm harika. Ruslar geliyor Türkiye'ye yağıyor. Bir nor oldu Ruslar. Gerçekten de öyle. 6 milyar, 6 milyon civarında Rus Türkiye'ye geldi. Önümüzdeki yıl belki bu daha da artacak. Orada da kesinlikle sakıncalı bir şey girmeyin. Örneğin uçak düştükten sonra bu milyonların anında tek bir kelimeyle Putin'in kelimesiyle sıfırlandığını falan hiç düşünmeyin. Bir bayram havasında bunu verin. Ya da ne bileyim çok güncel bir şey. Dünün en önemli maddelerinden biri olması gerekiyordu. Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı kültür yılı başladı. Büyük bir etkinlikle. Bayşoy Tiyatro dünyanın en önemli tiyatrolarından biri. Ve orada bir Türk operasının seyredileceği, izleneceği söylenmişti. Putin'in ve Erdoğan'ın katılımıyla Troya operasının ne oldu? Opera olmadı mı? Oldu elbette. Ama Putin de yoktu, Erdoğan da yoktu. İsterseniz bunu haberinize eklemeyin. Orada bir sorunlar var galiba çünkü Erdoğan'la Putin'in toplantısı planlanandan çok daha fazla sürdü. İkisi de gitmedi bu önemli açılışa. Bir takım sorunlar var gibi geliyor. Elbette içeride değiliz, bilmiyoruz ama bildiğimiz kadarıyla, izlediğimiz kadarıyla da sorunları gördük. Aslında Putin birazcık itiraf etti dün Moskova'da basın toplantısında. E, gazetecinin bir gazetecinin sorusuna cevap verirken siz sanıyor musunuz ki biz bir arada toplantı yaparken durmadan birbirimizi övüyoruz? Hayır öyle bir şey yok dedi. Gerçekten de birbirlerini sadece övmedikleri ve epey ciddi tartışmalar yaptıklarını düşünmek için e, veriler var elimizde. En azından dün bir takım tartışmalar herkesin önünde cereyan etti gibi en başta gaz fiyatı. Erdoğan doğal gazda biz indirim istiyoruz dedi. Putin de bana kalırsa çok da yumuşak olmayan bir şekilde biz bunu direktiflerle ayarlayamayız. Piyasa gerçekleri diye bir şey var. Bu işler böyle yürür türünden bir cevap verdi. Bir anlaşmazlık konusuydu bu. Aynı zamanda Erdoğan ne zaman ikili ilişkiler evet yükseliyor ama dengesiz daha çok Rusya lehine dediği zaman Putin bir de ona itiraz etti. Orada da sorunların olduğunu, Rus tarafının beklentileri olduğu daha Rus şirketlerine avantajlar tanıması gerektiği yolunda bir takım açıklamalar yaptı. Bir de vize sorunu var. Şimdi zamanında hep domates domates diyordu Türk tarafı Rusya deyince uçaktan sonraki gelişme. Şimdi de bir vize konusu ama vizenin ne olduğunu da bilmiyoruz. Sanıyoruz ki vize yakında kaldırılabilir. Bütün Türkler oraya gidip gelebilir vesaire. Rusya çok yavaş adımlar atıyor ve kolay kolay da bu konuda Türkiye'nin beklentilerini tümüyle karşılamayacak. Bu konuda çok önemli bir cümle sarf etti Putin dün. Vize konusu dedi Suriye'deki gelişmelere bağlı. İstediğiniz yorumu buradan e, üretebilirsiniz. Suriye'de nasıl giderse Türkiye-Rusya ilişkileri hem vize konusu hem de bence bütün diğer ilişkiler ona bağlı olarak gelişecek. Çünkü Türkiye Rusya ilişkileri diye bir şey neredeyse artık kalmadı. Putin ile Erdoğan ilişkileri var ve o ilişkilerin odağında da Suriye konusu var. Askeri siyasi gelişmeler var. Ama dün bunlar nasıl konuşuldu? Bunları bilmiyoruz. Muhtemelen tartışılan konulardan biri Suriye'ydi. İdlib'di. Türkiye'nin e, Moskova kulislerinde yansıdığı kadarıyla söyleyeyim. Türkiye'nin yeni bir askeri hareket için nabız yoklamasıydı. Putin'in ona karşı tepkisiydi belki. Esad'ı hala Türkiye tanımıyor. Orada tam Rusya'nın istediği gibi davranmıyor ama Rusya'dan bağımsız da davranamayacak. Bunları bilmiyoruz. Bunlar pek konuşulmadı. S-400 konuşuldu, çok az konuşuldu. Sadece sonlara doğru bir soru üzerine Erdoğan bundan vazgeçmek söz konusu değil dedi. Ama işin ayrıntılarında nasıl gelişebilir? Doğrusu Moskova bu açıdan Moskova'daki zirve e, pek fazla bir aydınlatma getirmedi. Onun dışında... E, Askeri ticaret S-400 dışında da gelişecek dendi. Ne kastediliyor? Nasıl bir gelişme olabilir? Onunla ilgili de çok az veri var elimizde. Üstelik bir de söylentiler var son zamanlarda. Akkuyu e, Santrali o civarlarda Rusya'nın daha geniş bir organizasyon kurduğu ve iddia ya da dedikodu nasıl derseniz değil ama üzerinde durmayı ve aydınlatılmaya değer bir konu. Oralarda Rusya Türkiye'den bir askeri üs mü istiyor. Bu doğrultuda çalışmalar mı var? Bunda en azından biz gündeme geçeceğiz getirmek zorundayız. Şimdi zamanı belli bir toplantıydı evet yani bir rutin bir şeydi. Yıllık toplantısı, işbirliği e, toplantısı, ürik toplantısı. E, ancak bu öyle bir tesadüf oldu denk geldi. Seçimlerden sonra Erdoğan'ın yaptığı ilk dış gezi oldu. Seçimler ki Erdoğan'ın ciddi anlamda e, kayıplar yaşadığı bir seçimdi ve Rus basını son günlerde hep Erdoğan büyük şehirleri kaybetti, İstanbul'u kaybetti, Ankara'yı vesaire gücü siyasi gücü azalıyor mu acaba türünden başlıklarla çıktığı haberler, yorumlar birbirini izliyor. Bu anlamda ben size bu deminden saydığım biraz da eleştirel baktığım bu sıradan manşetlerin dışında, yorumların dışında bir konu daha öneriyorum. Acaba Putin, Erdoğan'ın gücünün, siyasi gücünün azalmasından yola çıkarak Erdoğan'sız ya da Erdoğan'ın zayıfladığı bir Türkiye ile işbirliği nasıl yürür diye de düşünmeye başladı mı? Ne dersiniz? E, siyasi olarak da, Suriye'deki işbirliği olarak da, askeri olarak da Ekonomik olarak da pek çok ekonomik ilişki var. En azından bir S-400'ün ekonomik boyutunu alırsak 2,5 2, milyardan bahsediyoruz ama bu önemli bir şey değil. Akkuyu 20 milyar doların üzerinde bir rakam ve 60 yıllık perspektifi, santralin kullanma perspektifine bakarsak 150-200 milyar dolardan bahsediliyor. Putin bütün bunları Türkiye ile değil Erdoğan'la ilişki içinde planladı. Erdoğan bir sarsıntı yaşarsa Türk-Rus ilişkileri ne olur? Belki de Rus liderin aklından bunlar da geçiyordur. En azından bunları da düşünmeye ne dersiniz?